Hepinize merhabalar. Bugün çok özel bir yayınla karşınızdayım. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu haftaki yayınımızı Salı gününe aldık. Öncelikle bayramımız kutlu olsun. Bugün Türk televizyonlarının en önemli isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı'yı konuk alacağım. Birazdan kendisini de yayına alacağım. Bu arada sponsorum Head & Shoulders Türkiye özel şampuanı çıkarmış. Bana da yollamışlar burada gördüğünüz üzere. Sloganı çok güzel. Ben de diyorum ki haydi Türkiye bu zor günleri hep birlikte atlatıp tekrar güzel günleri görene kadar Head & Shoulders hep seninle. Sponsoruma bu kadar uzakta bile beni düşündükleri için çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Bu arada bizi gerçekten çok eğlenceli bir yayın bekliyor. Çok zaten gündem olan Survivor'dan da konuşacağız. Bakalım Acun abi geldiyse şimdi hemen yayına alalım. Bakıyorum. Evet, yine her zamanki gibi Instagram kilitlendi gibi. Bakıyorum şimdi. Tabii artık o kadar... Çok istek gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer şeye basınca açılmıyor. Tamamdır. Şimdi Acun abi bekliyoruz. Bu arada sizlerden de çok güzel sorular aldım. Onları da soracağım Acun abi. Biliyorum hepiniz Survivor izliyorsunuz ve herkesin farklı farklı favorileri var. Bakalım çok güzel sohbetimiz olacak. Şu anda bakalım. Acun abi beklerken sizin de sorularınıza bir yandan bakalım. İyi yayınlar demiş. İyi yayınlar. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Yakından yap yayını demişsiniz. Evet, Acun abi geliyor, bekliyorum. Mehmet abi hoş geldin. Abi valla hayatı yaşayan sensin, ben değilim. Tamamdır, Acun abi bekliyor şu anda. Acun abi geldiğin zaman sen istek gönderirsen sevinirim. Bu arada dediğim gibi Survivor'ı biliyorum hepiniz çok izliyorsunuz. Bu aralar zaten sürekli mesaj da alıyorum fazlaca Survivor hakkında. Dediğim gibi sorularınızı da soracağım. Dünkü bölüm çok heyecanlıydı. Eminim hepiniz izlemişsinizdir. Bakalım. Acun abi bekliyoruz. Bu arada umarım hepiniz iyisiniz. Galiba bugün yani sokağa çıkma yasağın son günü. O yüzden daha önce de çok söylüyordum. Daha önceki yayınlarımda da çok söylüyordum. Biraz tabii sabretmemiz lazım bu olaylardan dolayı. Yani hijyen kurallarına uyup doktorların ne söylediğine önem vermemiz çok önemli. Evet. Evet. Yine olmuyor maalesef. Çok ilginç. Evet, ben yine Acun abi yayına alamıyorum. Acun abi bir kez daha bana istek gönderebilir misin lütfen? Sana zahmet. Neden böyle yapıyor? Bilmiyorum, Instagram. Geçen hafta da aynı şekilde bu sorunu yaşamıştık. Şimdi de aynı şey oldu. Bir Acun abi tekrar istek gönderecek bana.
Evet. Evet maalesef Acun abi tekrar alamıyorum. O zaman Acun abi o zaman senden çünkü bilmiyorum geçen hafta da aynı şey oldu. İstersen abi sana geçelim. Senden bağlanalım. Oradan devam edelim yayına. Çünkü seni alamıyorum canlı yayına. Bu arada arkadaşlar oraya tamam oldu. Şöyle. Aldın. Acun abi sonunda hoş geldin. Abi bir dakika sadece hızlı yorumları kapatıp hemen. Acun abi hoş geldin. Nasılsın? Ne haber? Ne yapıyorsun? İyidir abi valla. Sen nasılsın? Ne var ne yok? Valla 2,5 aydır buradayım. Yani Dominik Cumhuriyeti'ne tam anlamıyla bütünleştim bu ara. Ama tabii çekimler var. Hani canım sıkılıyor desem ayıp olur. Abi şimdi tabii senin ne kadar gezmeyi sevdiğini hepimiz biliyoruz ve dediğin gibi çok uzun zamandır Dominik'tesin. Orada havalar nasıl? Nasıl gidiyor çekimler? Yani şöyle şu anda nemli bir zamana doğru gidiyoruz adım adım açıkçası. Havalar iyice böyle bir ısındı ve en kötüsü de nem başladı. Hani 32 diyeyim ama o hani feels like diye bir olay var ya biliyorsun işte weather.com'da. Yani evet. Herhalde 36'lar 37'lere doğru gidiyor şu anda. Çekimler tabii ki yani en heyecan dönemine girdik. Artık kim eğlenecek diye bir dönem başlar ya Survivor'dan. Tam o dönemdeyiz. Çok heyecanlıyız. Yarışmacılar da çok heyecanlı. Önümüzdeki hafta bayram. O yüzden orada eleme olmayacak. Bu son elenen bayramı kaçırmış olacak. Vallahi abi biz de her bölüm yani gerçekten çok heyecanlı geçiyor. Özellikle dünkü bölüm çok iyiydi. Çok çekişmeliydi. Çok da büyük bir ödül vardı. Hatta ya, çok muhteşem. Çok güzel bir diyalog geçti seninle Berkan arasında. Ya böyle bir şey olamaz ya. Vay yemin ediyorum olamaz. Yani şöyle olamaz. Hani böyle bir yerde böyle blackout olursun ya. Tamamen kafa gitmiş böyle. Bana böyle üzerime doğru gelip tranquilo diyorum baba. Böyle ya, ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu yılın hani Türkçe'ye katılan yeni kelimesi tranquilo olur. Bunu unutma bak. Evet kesinlikle ama şimdi ödül o kadar büyüktü ki işte helikopterle alıp zipline'a götürecekler. O yüzden yani oradaki hırsı kesinlikle anlayabiliyorum. Bir de sakin kalmak da çok zor o durumlarda yani. Ya sana şöyle söyleyeyim bak seyircilerimize zaten bu geçiyor biliyorum ama ben dibinde yaşayan biri olarak söylüyorum. Yani bir nehrin kenarında 3 aydan fazla vakit geçirmişsin ve helikoptere binip Punta Cana'ya gideceksin yani. Anladın mı? Yani onlar için bunun değerini anlatabiliyor muyum? Yani anlatma şansımız yok. Yani şey gibi düşünsünler yani. Bir uçakla hadi Paris'e gidiyoruz ya da Londra'ya gidiyoruz gibi. Yani şu anda İstanbul'da kalmış birine. Ya da aslında daha güzel yerler. Mesela Bodrum Çeşme'de diyebiliriz. Bir uçak geliyor hadi Bodrum'a gidiyorsunuz. Yarın döneceksiniz gibi. Yani o yüzden kafalar gitti yani. Oyunda da tansiyon yükseldi. Seyircilerimize sağ olsunlar. Şey gibiler biliyor musun Cedi? Sizin basket maçlarında var ya çizgiye ayak değdi mi değmedi mi? Bizim evet. Ona döndü tamamen. İşte ayağa basıyor diye işte kural ihlali var dediler en son sayıda Sercan'a. Aslında ayak basması kural ihlali değil. Yarışmacılar da biliyor bunu. Ben de ayak basma kuralı bozmuyor. Tranquilo yazdım ben de en son. Evet onu da gördüm. Ne yapayım artık çünkü sağ olsunlar seyircilerimiz de çok büyük ilgi gösteriyorlar. Ama ilgi şeye döndü şu anda. Büyük fanatizme döndü. Ve gerçekten Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş tadı almaya başladım şu anda. Hani çok böyle gerilimin çok üstünde sevmem aslında ama gerildik yani hep beraber şu anda. Evet valla ne yalan söyleyeyim biz de geriliyoruz televizyon karşısında. Çok güzel. Çok mutluyum bari bu arada. Seni seyretmen de çok mutlu ediyor beni. Barış'a da selamını söyledim biliyorsun. Evet Barış ve Berkan gerçekten evet, Barış ve benim Berkan'a desteklediğim... İki isim. Yani tabii ki oradaki herkese çok saygı duyuyorum elbette ama biraz da işte basketboldan dolayı benim desteğim biraz daha onlara kaymış vaziyette. Abi şimdi şöyle yaptığın işlere bakınca işte Acun Firar'da var mısın yok musun? Survivor, O Ses Türkiye. Son 20 yılda efsane olmuş o kadar çok işim var ki. Bunun sırrı nedir abi? Ya bunun sırrı şöyle ben Cedi, televizyonculuğa başladığım zaman 24 yaşındaydım düşün. İşte 24-25 yaşında televizyonculuğa başladım.
Fakat şunu ilk günden beri hissettim ki ben aslında televizyon için yaratılmışım. Yani herkes böyle hani bir iş için doğdum derler ya böyle. Ben tam anlamıyla televizyon için yaratılmışım. Çünkü ben küçükken, yani sana şöyle söyleyeyim, mahallede olimpiyat düzenlerdim. Ondan sonra büyüdüğüm zaman, ya benim üniversite yıllarımı anlatsam sana, abi bu kadar diye abartıyorsun dersin. Ya sana şöyle söyleyeyim, 15 kişi bizim evdeyiz. 15 kişi. Halıyı kurduk. Üniversite yıllarımı anlatıyoruz. Halıyı, silgilerden bir oyun icat ettim. O zaman şimdiki gibi 150 tane oyun yok. Silgilerden oyun oynuyoruz. Halının üzerinde. Saat gece 3'te bizim bir arkadaş gol attı. Gol diye bir ses çıktı. Kapı çaldı 10 dakika sonra. Açtım kapıyı. Komşu gelmiş. Acun Bey bir şey sorabilir miyim? Tabii dedim. Bu saatte ne golü dedi ya. Bana onu söyler misin? Yani bütün komşularla hep başımız belaya girdi. Üniversite yıllarımız hep oyunla geçti. Lisede ben oyun bulmaktan artık böyle, şimdi dersi anlayamıyorum, tamam mı? Anlatıyorlar, anlamıyorum. Benim beynim böyle ilgi duyduğum şeye çalışıyor. İlgi duymadığım şeye böyle stop oluyor, tamam mı? Almıyor bir şey. Ama bunu böyle şakasına söylemiyorum. Yani ilgi dağınıklığı mı denir? Bunun psikolojik bir problem de olabilir. O yüzden ben Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum. Kadıköy Anadolu Lisesi Türkiye'nin en zor okullarından biri o dönemde. Dersler süper ağır abi. İngilizce, kimya okuyoruz yani. Anladın mı? Yani böyle anlatamayacağım terimler havada uçuşuyor. O dönemde şimdi benim bu dersleri anlama şansım yok. Fakat derste de vakitin geçmesi lazım. Yani cep telefonu yok, öyle düşün yani. Şimdi sen kendin... Yani cep telefonu yok, birisi ders anlatıyor ve eve gidiyorsun. Evde de 2 saat ders çalışman lazım. Benim bu hayatı sürdüremeyeceğim belli olmuştu zaten. Ne yapayım ne yapayım dedim. Kendimi harflerden lig kurdum, tamam mı? Harf ligi. Kendimi de U'nun hocası yaptım. U'nun teknik direktörünü yaptım kendime. Harfleri, 16 tane harfi lig yaptırıyordum. Birbiriyle maç yapıyorlar. Kitap açıyorsun. İlk 3 tane kelime üzerinden sayarak maç yaptırıyorsun karşılıklı. Ve lig sana şöyle söyleyeyim, 4 ay falan sürdü. Yani dersler 4 ay sürdü. Bitmedi yani. Çünkü U'yu şampiyon yapmam lazım. U bir türlü şampiyon olmuyor. Türkçede U az böyle ama olduğu zaman da tam oluyor böyle. Mesela ne bileyim uzun dediğin zaman 2 tane U oluyor ya. Evet. Uzun kelimesi denk gelirse acayip mutlu oluyorsun bile. Bu adrenalinle yaşadım yani. Şimdi geleceğim nokta şu. Şimdi yaptığım iş de bundan çok farklı değil. Ya ben şu anda aslında oyun oynatıyorum. Oyun oynuyorum. Olayın içindeyim. Yani oyunculuğun profesyonelleşmiş halini yaşıyorum diyebilirim aslında. Yani aslında hep gençliğinden itibaren yaptığım bir şey aslında. Aynen. Yani oyun dünyasında yaşadım. Bu arada hani basketbolu niye seviyorum diyorsan onun da İngilizcesi game biliyorsun. Evet. Hani I love the game diyorsunuz mesela, anladın mı? Yani dikkat edersen I love the sport demiyor kimse. Yani oradaki olay da aslında futbol da bir oyun, basketbol da bir oyun. Onun, o yüzden ikisinin de hastasıyım. Abi senin yani genel olarak bütün sporları çok sevdiğini biliyoruz. Peki bu yarışmalardan birine katılma ve kazanma şansın olsaydı hangisini seçerdin? Var mısın yok musun? Var mısın yok. Neden abi? Abi hiçbir şey yapmıyorsun, para kazanıyorsun. Bundan daha güzel bir yarışma gördün mü sen hiç ya? Abi gerçekten yani, şey çok güzeldi. O var mısın yok musun? Var mısın yok musun? Benim şöyle söyleyeyim sana, Noel Baba zamanım yani. Yani çünkü ay yarışmacı nasıl alıyorsun biliyor musun? Seçmeye geliyor mesela. Bakıyorsun ve alıyorsun. Ama aldığın kişi yani 250 bin de kazanabilir o dönemde. O zaman 250 bin de yanlış anlama. 150 bin dolar falan. Yani şimdi 1 milyondan bahsediyoruz. Evet. Yani 250 bin de kazanabilir, 100 bin de kazanabilir, 50 bin de kazanabilir. Yani tek bir özelliği olması lazım. Ekran sıcaklığını yakalaması lazım. Düşünsene. Yani başka hiçbir şeye gerek yok. O yüzden yelpaze olarak en geniş olan var mısın yok musundur? Bendeki yeri çok farklıdır yani. Çok da önemli konuklarım vardı. Adriano Lima gelmişti, tabii, 50 Cent gelmişti, Cem Yılmaz vardı. Yani Fatih Hoca'yı biz ağırladık milli takımda. Benim unutamadığım yayın odur mesela. Aha doğru, Fatih Hoca da gelmişti. Yani Fatih Hoca yarıştı, bütün milli takım kutuları tuttu. Roberto Carlos yarıştı, bütün Fenerbahçe kutuları tuttu. Yani biz var mısın yok musun da sana şöyle söyleyeyim. Hani televizyonculuğun tam anlamıyla zirvesine ulaştığımız bizim var mısın yok musundur. Ve dikkat et, hani kariyerim de ondan sonra benim zaten başka boyuta geçiyor. Var mısın yok musun? Çünkü stüdyoda geçen bir yarışma ve bir stüdyoda ancak bu kadar ilgi çektirip de kutular üzerinden Türkiye'yi seyrettirebilirsin ki. Hani dünya üzerinde hiçbir var mısın yok musun da bu arada. Bu en az 80 ülkede vardır. Bizim getirdiğimiz selebritilerin ya da o konseptlerin %1'ini yapmadı kimse. Yanlış anlama. Hepsi bir tek Türkiye'de oldu. Yok zaten hepimiz çok zevk alıyorduk zaten var mısın yok musundan. Yani İyi bir yandan sevinirken bir yandan da üzülüyorduk. Evet. O işte 500 bin çıkınca 250 bin çıkınca üzülüyorduk tabii biz de.
Peki abi her yaşın ve her yaşın ve her programın ayrı bir güzelliği var mı? Ya da işte misal şimdi Acun Fırar'da çekmek istesen zevk alır mısın? Şu anda zevk almam artık. Benim bütün yaptığım projeler içinde en basit gibi duran ama en çok zorlandığım Acun Firar'da oluyordu. Ya şöyle söyleyeyim, uçaklarda uyuyorduk. Ondan sonra o zamanlar tabii business bile göremiyorsun. Düşünsene. Hani uçaktayız. Esat 1.90. Ben 1.86'yım. Yani ekonomide böyle iki büklüm gidiyorsun. Devamlı ülke değiştirmen lazım. Her hafta bölüm yapman lazım. Gece çekim yapamıyorsun. Gündüzü yakalaman lazım. Yani hayatımızın en profesyonel, en zorlandığımız dönemim Acun Firar'daydı. Ama yani tabii rüyamda görmeyeceğim reytingler aldık. İnanamıyorum hala. Hani bir gezi programı üçüncü oluyorduk, beşinci oluyorduk, ikinci oluyorduk yani 200'de. Yani reytingi aldığım zaman böyle hayatımın şoklarını yaşadım var mı şeyde Acun Firar'da da. Ama korkunç yorucu ve benim için artık hani güzel bir anı gibi. Hani liseye döner misin gibi bir şey artık. Evet. Yani kesinlikle senin de herhalde çok eğlendiğin bir platformdu yani. Çok eğleniyorduk. Eğlendik, eğlendirdik diyebilirim sana. Yani hızlıydık da o zamanlar. Böyle yani bir kulübe giriyoruz, öbür tarafta öbür kulübe çık giriyoruz. Yani enerji çok yüksek. Yani ne diyeyim sana, ne kadar materyal o kadar güzel oluyor program. O yüzden de şimdi ya insanların ayakkabısına bakıp, Cedi o zaman navigasyon yok ya. İnsanın ayakkabısına bakıp kime nereyi sormamı gerektiğini çözebiliyordum biliyor musun? Yani ayakkabısına baktığım zaman o ayakkabıyı giyen adam bize iyi bir kulüp söyler deyip o adama soruyordum mesela. Adam da bize en baba kulübü söylerdi mesela. Uzmanlık artık o boyuta geçmişti yani. Peki abi gideceğin yerleri nasıl seçiyordun? Yani bu ya Acun abi, Firar'da nasıl başladı? Bak sana söylesin, bak yeminle anlatıyorum sana. Dünya haritası açıyorduk. Abi şurası sence nasıl filan? Bence bu taraf daha iyi. Oralardayız. Ya internet yok ki. İnternet yok yani. Öyle geziyoruz biz, düşün. Ya bahsettiğim kaç yıl önce? 20 yıl olmuş ya. Hani 20 yıl önceden bahsediyoruz. Yani internet bile yok. Ama tabii tavsiyelerle gidiyoruz. Orada başıma çok şey de geldi yani. Hep anlatırım. Bizim Süha var böyle. Hayvan fotoğrafları çeken çok önemli bir fotoğrafçıdır kendisi. Çok da hani değerli bir insan. Ya dedi ki Acun, dedi Komor diye bir ada var dedi. Gitmen lazım. Muhteşem şeyler çekersin dedi. Ya ciddi mi söylüyorsun? Esat dedim ki, Esat dedim, Komor diye bir ada varmış. Ondan sonra oraya gidiyoruz dedim. Nereden bileceğini dedim. Süha söyledi. Çok iyiymiş dedim. Adam fotoğraf çıkardı şimdi dedim. Bundan daha iyi görüntü mü çıkar? Evet. Uçağa bindik. Komor'a gidiyoruz. Yolda Esat Almanak'ı uzattı bana. Dünya Almanak'ı var böyle. Dünyanın en fakir ülkeleri yazıyor, tamam mı? Böyle 220 ülkeye dizmişler. 217 Komor. Eyvah. Ondan daha fakir 3 ülke var. Gittik abi adaya. Ondan sonra bilmem ne otelde kalacaksın demişti bana Süha. Ondan sonra adamlar dedim ki bilmem ne otele gideceğiz, götürsene dedim. Taksici böyle yaptı. O otel kapanalı 1,5 sene oldu dedi. Dedim başka otel var mı? Burada otel yok başka dedi yani. Şöyle saçma sapan oteller var diyor adam. Peki dedim, biz o zaman dönelim dedim hani, şartlar uygun değil. Hı hı. Bir dahaki uçak dedi 3 gün sonra. Mecburen kaldınız abi adanın orada. Adanın yani yarısında elektrik yok. Öyle söyleyeyim sana. Böyle garip bir dünyada 3 gün geçirdik. Kendi aramızda şunu yapıyorduk en son. Bu adada bir yıl yaşamak için kaç para istersin oyunu oynuyorduk aramızda. Bu kadara kalırım. Feridun vardı bizim kameraman. Feridun diyor ki 50 bin dolara kalırım. Esat 200 bin dolara kalırım. Öyle bir muhabbet ediyorduk. Valla yani o zamanlar da tabii çok güzeldi. Tabii benim dönemime çok ben oralar çok yetişmedim ama sonradan YouTube'dan falan baktım. Gerçekten sen var mısın çok... yok musun da yetişmişsindir. Evet. Evet. Benim ilk programım var mısın yok musun da abi. Evet. Abi peki şimdi yani sen de bildiğin son bir dakika, son 5 dakikada bana ayır, ben sana sorular soracağım ona göre. Son 5 dakika tamam, ayıracağım abi ona son, göre. En son bana, ben merak ettiklerim var çünkü soracağım sana. Tamam. Abi peki şimdi sen basketbolu seviyorsun, futbolu seviyorsun, işte Survivor da aynı şekilde. Şimdi bizim yaptığımız sporda fiziksel olduğu kadar mental güç de önemli. Sonuçta kazanmak kafada başlıyor yani. Survivor için de aynı şey geçerli mi? Yani orada sonuçta açlıkla uğraşıyorlar, işte susuzluk var. Şimdi bunlar ne kadar önemli yani mental güç? Yani sizin fizik olayı daha ön planda öyle ya da böyle. Çünkü siz yani uzaylılarsınız hepiniz. Yani o NBA'de gördüğünüz insanlar insan değil zaten. Yani biz insan olarak görüyoruz da siz insan değilsiniz. Çünkü öyle bir temponun kaldırılabilme ihtimali yok. Hani basketbol sevenler bunu bilir ama hani bilmeyen için söyleyeyim. Orada o tempoda git gel git gel, zıpla, savunma yap, bir daha zıpla, savunma yap. Bu fiziksel olarak anlatılabilir bir şey değil. Zaten
dünyanın en güçlü grubu orada. Şey gibi böyle hani silahşörler gibisiniz. Sizi de mentallik yine önemli ama daha geride kalıyor. Bizde aslında öyle değil. Bizde mental olarak sağlam durmak daha ön planda. Çünkü siz şimdi öyle de böyle çıktığınız zaman sosyalleşiyorsunuz. Normal bir hayat sürüyorsunuz. Yani Allah kimseyi açlıkla sınırlamasın diye bir şey vardır ya hani bir laf var. Hani buradaki o açlığın insan üzerindeki etkisi korkunç boyutta efekti. O yüzden hani oyunlarda iyi olsam bile ben çok yarışmacıyım böyle. Açlığın verdiği psikolojiden dolayı kaybettiğim oldu. Kendini aç olmak, fiziksel olarak açlığa dayanacaksın. Psikolojik olarak da tecrite dayanacaksın. Bir de eskiye göre şimdi biliyorsun artık cep telefonları elimizde. Evet. Ben yaşa bakayım 10 gün cep telefonsuz. 20 gün yaşa, 30 gün yaşa. Derken 50 gün olsun. O iletişim bağımlılığı var ya hepimizde. Onun olmadığı yerde ne yaparız bir düşün bakayım işte. O yüzden o da çok tabii zor. Tabii zor. Ben de hep, abi nedense hep kendimi acaba ben Survivor'a katılsam yarışabilir miyim diye düşünüyorum. Ama şimdi parkurlara bakıyorum. Ben 2-5'im şimdi eğil kalk benim için gerçekten çok zor olur. Yani. Vallahi yarışabilir misin? Şimdiye kadar yarışabilirsin demezdim ama şöyle. Sizde uzun pozisyonda oynayanın yarışma şansı sıfır. Hani o grupta hani onların fiziksel özelliği farklı oluyor ya. Yani ya iri yarı oluyorlar ya çok uzun oluyorlar. Hı hı. O grup yarışamaz. Ama guard oynayanlar ya da böyle iki numara falan filan oynayanlar için söylüyorum. Yani onlar Survivor'da yarışabilir. Barış mesela boyu ciddi bir boy var onda. 1.98 boy var mesela. Sen kaçsın? Ben 2.5'im. Ay maşallah. Yani işin zor. Biraz zor olur gibi. Ya eğilmekte sıkıntı olur bence. Sende de kol kuvveti fazla ya şimdi. Kol kuvveti. O atışlarda o kol kuvvetinin acayip bir önemi var yani. O kol kuvvetiyle sen şimdi attığın zaman ciddi derecede atıyorsun. Hani basket topunu yani orta sahadan sokabilecek bir gücün var senin mesela. Şimdi o Survivor'da çok önemli bir güç. Ya bitişe geç gelirsin. Bitişte arayı kapatırsın ama karşı taraf hem tazı hem bitiriciyse alamazsın. Tabii atış da çok önemli. İşte atışlarda... Ama seyredersin biliyor musun? Bir şey söyleme. Büyük fanların manların olur. Yani şöyle hayal. Ünlü olmamış cidden bahsediyorum. Yanlış anlama. Yok sen yok tabii ki. Sen şu halinde ben seni alsam popüler olmasan sen anında böyle sivrilirsin yani. Millet zaten... de ağır. Zaten çok örnek gördük aslında öyle yani işte böyle Instagram'da özellikle takipçi zaten çok oldu. Bu sene akıllı amca yerlere gitti işler ya. Yani 2 milyonu geçti ya galiba. Cemalcan 2 milyonu geçti. Cemalcan 2 milyonu geçti. Geldiğinde 200 binde. Barış 1,5 milyon. Öbür tarafta Aycan 1 milyon. Yani Ersin abi de 1 milyon oldu. Evet. Bir günde 1 milyon bitti adam ya. Yani 2 günde. Evet. Ya abi sonra hani Ersin abiyle de alakalı bir soru sormak isterim sana. Hani sen de şey yaparsan. Çok böyle şey değil. Abi işte şimdi benim iki tane bölümüm var. Biri serbest atış, biri de buzzer beater. İstersen bir buzzer beater bölümüne geçelim. Burada hem normalde genelde basketbol soruları soruyorum ama sen hani futbola olan hayranlığını da bildiğim için futbol soruları da var. Cevap vermen için abi 10 saniyen var. 5 tane sorum var. Tamam ama böyle aşırı da takip ettiğimi söyleyemeyeceğim dünya futboluna. Çuvallayabilirim artık affınıza. Sıkıntı yok abi. Abi timer'ım burada. Tamam. LeBron kaç saniyen var? 10 saniyen var. Tamam, ama arada işte tamam. Bozuluyor şey çalışmıyor tamam. Falan o şekilde tamam. İdare ediyoruz yani. İdare ediyoruz tamam. Evet. İlk bir kolay soruyla başlarım. Bu arada Miami ile başlayacağım. Senin çok sevdiğin tamam. Şehir. Hep gittiğin. LeBron James Miami'de kaç numaralı formayı giyiyordu? 6. Doğru cevap. Bu da çok çok ilk başta dedim Acun abiye kolay soralım. Sonrasına bakarız artık. Tamam. Abi ikinci sorum. Shaquille O'Neal kaç farklı NBA takımının formasını giymiştir? Shaquille O'Neal. 1 Orlando. 2 Los Angeles Lakers. 3 Miami. Doğru. Ya 4 ya 5 de 4'e oynuyorum. 5 çıkabilir ama ben yani 4 diyeyim hadi. Abi doğru cevap 6. Aa. Evet. Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Phoenix Suns, Cleveland'a da oynadı. Cleveland Cavaliers bir de Boston Celtics'e de oynadı. Tamam hatta Boston'da bizim Türk çocukla beraberdiler. Tamam doğru. Semih abiyle beraber oynadı. Semih Erden'le beraber. Bu çok ilginç bir soru abi. NBA'de oynadığı yıllarda aynı zamanda da bir rap albümü çıkartan oyuncu kimdir? Avrupalı. Bu
rap albümü. Ben bir de rap'i de severim ya. Bunu nasıl 40-40 çaldım ya? Rap albümü çıkardı Avrupalı. Evet. Yok, bunu bilemem abi. Yok. Bunda yok. Fransız Tony Parker abi. Ah! Fransız deseydi bak. Orada bıraksam bulurdum. Abi bunu ben de bilmiyordum bu arada. Biz Eva'yı Meva'yı biliyoruz Tony ile de o tarafını bilmiyoruz. Yani. Magazinde kalmışım ben. Eva'yı tabii o zaman tabii onlar büyük Eva'yla beraberdi. Evet. Sonra büyük patladı. Ama bu bilgi ben de geçen yani, Tony Parker'la beraberdim biliyor musun? Gerçekten mi? Evet, İstanbul'daydı. Öyle mi? O... Evet, muhabbet ettik. Şey bir takımın şeyi o. Sahibi. Evet. Fransız bir takımın sahibi. Fenerbahçe ile oynuyorlardı. Unuttum takımı da. Asfel ben... Masfel mi? Asfel. Asfel. Evet. Ha. Tamam. Fena değil bak. Abi şöyle. Şimdi biraz futbola geçeceğim. Son iki sorum futbolla alakalı. Tamam. Üst üste 3 Dünya Kupası finalinde de forma giyen oyuncu kimdir? Yani bu çok zordur herhalde. Bilmiyorum. Ben hayatta bilemem. Zaten çok takip eden biri değilim ama. Üst üste 3 Dünya Kupası finalinde finalde mi giymiş? Evet. Üst üste 3 Dünya Kupası finalinde de forma giymiş. Maradona 2 tane de giydi. 86-90. Üçüncü de giyemedi. Abi şöyle yardımcı olayım. Ya. Yok ben şey yapacağım. Brezilyalı abi. Hatta İtalya'da oynadı. Ronaldo. Değil abi. Artık bilemem yani. Pele olabilir mi? Pele de değil abi. Cafu. Cafu. Cafu abi Brezilya. Bunlar ama üst düzey sorular zaten. Ben evet. Bir şey söyleyeyim mi? Ben bir puanı almışım ha. Sorular şey ya, kim milyon olmak isterin son 4 sorusu falan gibi. Evet. Ya abi bilmiyorum kafuyu, yani çok... Kafuyu zaten... Hayır, kafuyu bilen varsa alnından öpeyim, helal olsun. Evet. Vallahi abi... Hayır, ben şimdi biraz da futbolu bilerek karıştı şey yapmak istedim. Ben basket sorsan daha iyiymiş. Hiç olmazsa bilmememiz daha normal duruyor biliyor musun? Sen soruyu basket yap abi. Futbolda bilmiyor muyum bari? Abi, kulüp alıyoruz şimdi. Kulüp alıyoruz... Kafuyu bilmiyor diyecekler. Abi evet onu da soracaktım sana da onu en sona bırakacağım. Basket şubesini açacağız merak etme. Abi peki tamam sana şöyle bir soru sorayım o zaman. Allen Iverson'ın lakabı nedir? Basketboldan sordum. İyi bilmediğim için üzülmem azından. Big mi? Yok abi the answer. Cüce müce öyle bir şey mi? The answer soru yani cevap yani. Öyle. The answer cevap. İngilizcesi. Öyle mi? Aha. O da iyiymiş. Bunu da öğrenmiş oldum. Yani basketbol bir araya sokuşturayım sen öyle dediğin için. Ama bence şu son sorumu bilebilirsin ya. Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcü ismi kimdir? Az önce isim sayarken söylemiştin. Ya Ronaldo abi Ronaldo. Cristiano Ronaldo ama. Evet abi doğru. Onu biliyorum. Doğru İyi abi. Ben, kolaylaş biraz. Doğru abi. Yani şöyle aslında şeye çok yaklaştın. Şakil onu bilmeye çok yaklaştın. Ya ben Şakil'de şöyle son senelerinde şeyde oynadı ya hani böyle fazla takım döndü son. Evet. Öbürlerinde kalıcı olmadı. Hani kariyerin sonunda böyle bir gezdi. Phoenix Suns'ı da biliyordum da Boston'da biliyordum. Cleveland'da da bir yerde fotoğrafını görüp şaşırmıştım. Yani aslında çok kafa yoruldum. Şakil'i bilirdim yani. Yani evet Cleveland aslında zaten bir yerde bırakmışım ben Şakı. Ya Şakın yalnız Miami'de şampiyon oluşu falan büyük olaylar var tabii orada. Ne gibi abi? Şey Dallas'ı yendik. Ben Miami'li olduğum için söylüyorum. Sen de inşallah ileride Miami'li olacaksın. Dallas'ı yendik. Bir de orada şey olayı var. Zaten bugünlerde çok gündemde de. Hani Kobe ile papaz oluyorlar. O geliyor Miami'ye. Ondan sonra Miami'de şok geçirdi herkes. Nasıl gelir diye. O zaman da Wade'in en iyi zamanı. Evet. Beraber Haslem de var zaten galiba o zaman. Ondan sonra. Evet tabii. Aslında oranın müzesi biliyorsun. Ondan sonra. Yani acayip bir final kazanmışlar. Yılı da söyleyeyim sana. Dünya Kupası'nın olduğu seneydi. Çok da 2006. 2006 senesi. Evet, ha evet. Tabii ama dediğin gibi abi Dwayne Wade tabii o zamanlar çok üst düzey bir seviyede oynuyordu. Ya sana yani. Şöyle söyleyeyim bak. Hani basketbolda hani basketbol biliyorum diyenin onda birini bilmem de. Şunu söyleyeyim. Basketbolun gelmiş geçmiş en önemli olayları diye böyle top 20 yapmışlar öyle bir şey. Hı hı. Oradaki iki olayı canlı seyretmişim ya. Bak abi. Birincisi LeBron'un
topu durduruşu Golden State. Golden State, evet. Sana yemin ediyorum 5 metre var aramda. Yani önümde oldu böyle olay. Önümde. Ve şimdi çok yakında olduğu zaman da adamın gelişini göremezsin ya. Çünkü sahayı geniş gördüğün zaman adamın o sırada takip edebiliyorsun gözünle. Çünkü evet, bütün alanı görüyorsun. Biz şimdi böyle çok öndeydik. Adam tam basıyor rakibi diye görürken, çünkü hücumu yapan da LeBron orada. Arkadan geldi, böyle bir topu tuttu böyle. Hayatımın en büyük şoklarından biri. Hani spor seyrederken. İkincisi de tabii Miami'nin son saniye attığı basket var. Real'ın. Orada da o da önünde oldu işte. İki tanesi önünde olmuş. O açıdan mutluyum yani. Yok. Basketbolu iz bıraktım. Özellikle Real'ın basketi çok. Real'ın bitmişti zaten maç da. Dörtte biri çıkmış salonu, biliyor musun komediyi? Salon çıktı. Dörtte biri dışarı çıktı trafiğe kalmayalım diye. Maç evet, koptu diye. LeBron iki tane üçlük kaçırdı. O sayının öncesinde 7 sayı fark var. Yani böyle 5 sayı fark varken foul atışı falan yapıyor San Antonio. Ama dönen toplardan bir şeyler yaptılar işte. Acayip maçtı. Abi ben şimdi dün normalde hep böyle yayından bir gün önce böyle post attığımda da işte altına takipçiler de sorular yazıyor da sana birkaç tane takipçi sorum da var. Tamam. Tahmin edersin ki yüksek ihtimalle yani şey biraz Survivor soruları da var sana. Olur olur sorayım. Bir daha basketbol oyunu oynanacak mı demiş Lale. Sormuş yani daha doğrusu. Çok pis bir soru. Çünkü biz o maçta beraberliği aldığımız için mutluyuz. Gerçi galibiyeti kaçırdık ama beraberliği aldığımız için mutluyuz. Barış da mırıldandı açıkçası. Abi oynamayacağız mı diye. Bize de tabii kaçmak yakışmaz durumu var. Yani çok zor durumdayım Cedi. Galiba oynanacak. Öyle mi? Yani çok ama çok keyifliydi. Sefer, çok keyifliydi. Evet, bu sefer bizi fena yapacaklar. Çok keyifliydi. Biz de yedik ama. Yok yedik abi. Siz çok iyiydiniz. Ben hiç öyle performans sizden beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Yani çok. Vallahi beklemiyordum bak. Bir kere yüksek ihtimalle hem kumda olduğu için de çok yorucudur. Ayrıca ama şu unutma. Şöyle bir avantaj var. Siz topu sektiriyorsunuz ya. Evet. O top sektirme de yorucu. Yani kumun ekstra yoruculuğu var diye çok iddia etmiyorum. Sağ çünkü çok aşırı büyük değil. O yüzden hani böyle oralarda mantıklıyız ve bence nefesimiz iyi gitti. Onda sorun yaşamadık. Ama şu var. Bizim onları durdurabilmemiz için tatlı sert savunma yapmamız lazım. Hani benim için söylemiyorum. Hani Esat da İrem'in. Onu yapmadığımız yerde onlar alır diye düşünüyorum maçı yani. Yok, onu yaptığımız zaman da fanlar bize sataşıyor. Orada bir ikilem var yani. Orada da şöyle düşünelim. Yani gerçek anlamda söylüyorum. Bu maç bu kadar çekişmeli olmasa. Sen şimdi seyrettin, zevk almadın mı? Aldım tabii ki de. Yani, sağ ol. O gün de zaten mesaj attım az zevk aldım diye. Şimdi lay lay lom oynasak zevk alır mıydın? Geliyor atıyor. Geliyor atıyor. Şimdi bu maçın bir tansiyon olması lazım. Bir revanş olacak gibi. Yok zaten sert foller de vardı. Onları da evet, gördük. kendini 3 kelimeyle tanımlayacak olsa ne derdi? Sormuş Dide. Ya sıra dışıyım bence. Ondan sonra iyi niyetliyim. Bir de işkoliyim diyelim. Evet. Yani çok uyumuyorsun galiba abi. Yok, sen normalde. Gece hiç uyumadım mesela daha. Yani bu gece hiç uyumadım. O da zaten bir spor aktivitemiz vardı. Ondan sonra aramızda böyle bir antrenman yaptık. Sonra üzerine bir de montajları seyrettim. Şimdi montajlar bizim yani 7 gün yayın. Evet. 4'er saatten. Onları seyretmen gerekiyor falan. Yani uyuyorum aslında. Uyumuyorum demeyeyim de. Nereye bulursam orada uyuyorum yani. Abi son sorum. Survivor'da en çok eğlendiği sene hangisiydi? İkra sormuş. Güzel bir soru. Bunu da beğendim. En çok eğlendiğim yani iki sezon var aslında. İki sezon var. Birisi Hilmi Cem'in şampiyon olduğu Panama sezonu. Bir de bu sezon. Bir de bu sezon. Üçte All-Star. Üçte All-Star. All-Star'ı ben de diyecektim abi. All-Star evet, da çok güzeldi. All-Star çok iyiydi. Yani o tur abiler falan yani dev bir kadro. İlk All-Star'dan bahsediyorum. O All-Star da çok iyiydi. Tur abin kazandı.
Çok güzel abi. Abi şimdi son bir böyle eğlenceli bölüm var. Sonra işte son sorularım var. Sonra da sana bırakacağım seni sormak istediklerini. Serbest atış bölümümüz var abi. Adından da belli olduğu gibi abi sallıyorsun. Atıyorsun. İstediğin kadar. Tamam. Çok da böyle şey yani hep genelde farklı farklı sorular geliyor. Hatta işte rap sorusu sorayım sana. Belki bunu kesin bilirsin. Olabilir. The Notorious B.I.G. Hangi yılda Billboard Müzik Ödülleri'nde yılın rapçisi seçilmiştir? Ya 95 ya 96. Onu bulmam lazım. 95-6. İkisinden biri mi? Evet. 96 diyorum. 95. 96 Tupac'ın yılı ya. 95 yılıydı. Yani bunda evet. Zaten hiç şüphem yoktu abi. Bunu yani bileceğini tahmin etmiştim zaten. Çünkü gerçekten rap ve müziği de çok dinlediğin için normalde. Severim rap. Böyle küçüklükten beri rap dinliyorum. Yani son böyle 5 sene 6 sene de çok iyi olduğumu söylemem ama yani rap dinliyorum, seviyorum. Abi Usain Bolt dünya rekoru kırdığında ulaştığı en yüksek hız yaklaşık 45 kilometreydi. Çıtaların en yüksek hızı saatte kaç kilometredir? 70 diyorum. Yani yaklaştın aslında. Doğru cevap 100 abi. 100 yaklaşamamışım saatte ama bir yere varmışım. Yani yarı fena değil yine abi. Yarı yolda kalmışsın. Evet. Benzin bitmiş abi yarıda. Bu işten anlarım ama. Yani hızımız olayları yine şeyde benim kontrolümde bir iş. Atletizm falan takip ediyor musun abi çok? Ya şey zamanı bayağı takip ediyordum. Ya küçüklüğümde takip ettiğim bir dönem vardı. Ondan sonra yıllarca koptum. Sonra Usain Bolt'lar falan böyle yeni bir hava getirdi. Evet. Carl Lewis vardı mesela zamanında. Ona da senin yaşın yetmez de. Adam olimpiyatlarda böyle bir anda hem 100 metreyi kazandı hem 200'ü kazandı. Gitti bir de uzun atlamayı kazandı. Yani böyle garip bir performans sergilemişti. Ama tabii şimdi şöyle bir şey oluyor Cedi. İş yoğunluğu benim kariyerimde arttıkça bazı yerlerden taviz vermek zorundasın. Hani bir kapasiten var ve ilgilenebileceğin dakikalar var, konsantrasyon var. Hani benim son 10 yıl yükselen iş yoğunluğum aslında birçok şeyden beni alıkoydu diyebilirim yani. Yoksa evimde oturup güzel Avrupa Atletizm Şampiyonası seyretmek isterim yani. Tabii atletizmde şu an en büyük ilgim bize katılan atletler yani. Nagihan Karadere. Evet. Kıskanıyorsun kızım şeyleri vardı. Onu da çok güzel. Aynen. O atletlerle beraberiz. Onları da seviyoruz. Hepsi birbirinden tatlı insanlar. Abi dünyanın en uzun ağacının boyu ne kadardır? Güzel. Dünyanın en uzun ağacının boyu. Buna bir yere varabilirim bence. Yani şuradan bir ağaç bulayım kendime. Mesela bu çarpı olsa diyelim 5 olur diye düşüneceğim. Söylüyorum dur tahmin edeceğim. Bunda çok uçmam yani. Sendeyiz abi. 80 metre diyorum. 115.7 metre abi. Kaliforniya Sequoia Ulusal Parkı'nda. Ben normalde aslında daha geniş oynamam lazım. Yani şeye moralim bozuldu. Daha yüksekleri tahmin etmem lazım. Bu biraz vizyonsuzluk oldu bana. Üzüldüm okay, yani. Estağfurullah abi. Biraz 150 deseydin de 110 çıksa daha iyiydi. 115.7 metreymiş. Maşallah. A4 boyunda bir kağıt üretilirken kaç litre su tüketilir abi? A4 kağıdı. Bir kağıtla mı? Evet. A4 boyunda bir kağıt üretilirken kaç litre su tüketilir? Yani o ağacın büyümesiyle alakalı bir şey mi bu? Yok yok. Bu apayrı bir soru abi. O ağaçtan demin bahsetmiyorum. Yani A4'le su tüketiliyor öyle mi? Evet. A4 boyutunda bir kağıt üretilirken. Sen de bu soruları hazırlayanın telefonu var değil mi? Var var. Tamam. Sonra ben şey diyeyim. Tahmin edeyim o zaman. Bunda tabii saçmalayacağım. Bak söyleyeyim sana.
2. 13 litreymiş. Bunu bilemem. Burada çok şey yaptım. Yani bu bunu evet aslında de, ilginç soru. Bunu bileni de omuzuma alıp gezdirmeyi teklif ediyorum. Ağaç maaç bu iyiydi de bu şeydeyiz şu anda. Tabii bunu evet. Bu gerçekten ilginç bir soru olmuş ama 13 litreymiş. Bu yani soruyu tabii hazırlayanı yanaklarından öpüyorum. Allah ondan razı olsun. Hani beynimin son enerjisini harcattı bana. Abi serbest atış sorularımız bu kadardı. Birkaç tane daha sorum var, sonra da tamam, senin sorularına geçeriz. Abi yarışmacılar hangi ödül oyunlarında daha çok seviniyor? Yani tabii ki yemek oyunları tabii ki de en çok sevindir ama ya ben olsam herhalde biraz duş ve bakım oyunlarına sevinirdim. Çünkü yani tuzlu tuzlu yapmak çok zor oluyordur abi. Ya burada şöyle ilk dönem yemek, ilk bir ay. İkinci bir ay iletişim. Tabii iletişim. Üçüncü bir ay gezi. Yani tam dengesi bu diyebilirim sana. Hani belki 40'ar gün olarak anlattım sana. İlk dönem yiyecek ne olsa yerim diye. Hani böyle aç kalınca vücut da alışkın değil ya o anda. Belli bir yeme ritmi var. Onun oturması 40 gün sürer en az. Hani o 40 gün içerisinde her yemek. Bir dilim pizza için hüngür hüngür ağladıklarını hatırlarım ben mesela. Pizza açmıştım. Yani ben pizzayı yerken karşımda ağlayan insanlar vardı yani. Boğazından geçmedi mi? Geçti. Bayağı geçmişti. Bayağı afiyetle yedin abi. Çok iyiydi evet. Hatırlıyorum. Abi bugüne kadar peki seni performansıyla iyi anlamda en çok şaşırtan ünlü kimdir? Yani yüksek ihtimalle Ersin diyeceksin. Ersin, ama. Ersin. Yani Ersin öyle Yılmaz Morgül dövüşümdeye kadar. Hani o da çok iyiydi. Bir yere geliyordu yani. Ama Ersin all time best oldu. Yani şey olarak beklenti performans parametresinde uzak ara. Yani atışlar çıldırmış ya. Evet. En iyi atıcılardan biri. Hızda hızlandı. Zaten kompak. Engelleri geçiyor. Senin o işte iki büklüm olduğun yerden adam deparla geçiyor. Evet. Konsantrasyonu çok iyi. Tam bir killer'dı yani. Çok evet. İyi yarışmacı kaybettik. Yani üzgünüz gerçekten. Evet, o şekilde elenmesi gerçekten hepimizi çok üzdü. Yani o ara sen tabii o yani Ersin abi açıkladığında yani Twitter dünyası özellikle Türkiye'de bir anda yok oldu yani. Her şey böyle bir çöktü sanki. Çok üzüldü. Ya şeyden zaten. Çok herkes üzüldü ki bak bir televizyonculukta şu konu çok önemlidir. Duyguyu geçirebilmek, tamam mı? Duyguyu geçirebilmek. Yani bir duyguyu geçirebildiğin zaman efekt yaratıyorsun, öyle düşün. Ersin'in o günkü konseyde bana bakışlarındaki o masumiyeti bütün Türkiye yakaladı. Yani beni dinlerken, ben o sırada haber veriyorum, Ersin beni dinliyor ama karşımda hani öyle biri duruyor ki yani artık masumiyetten ölecek falan yani. O yüzden onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir de tabii ortada hani hayatını kaybetmiş bir köpek olması, Ersin'in köpek sevgisi, Ersin gibi birinden öyle sempatik bir köpek çıkması, hani sonuçta Ersin daha böyle bir sokak çocuğu gibi duruyor falan. Ama köpeğe bakıyorsun, dünya tatlısı. Değişik şeyleri bir arada yaşadık. Yani Survivor tarihine geçmiş bir olay oldu aslında. Abi sen peki o öğrendiğinde, yani o haberi bir ara haberler çıkmıştı. İşte haberi vermek istiyorsun ama Yılmaz Erdoğan galiba seni arayıp hani söyleme demiş. Evet. Senin için çok zor muydu yani onu içinde tutmak sonuçta? Bir de her seferinde yani ne zaman konuşsan ya sürekli Mes'ten bahsediyordu. Ya böyle asıl bağlantı yapıyor. Hayvan ölmüş fotoğrafını gösteriyorlar. Şey bağlantısı var. Arkadaşlarıyla bağlantı yapmış. Fotoğraflar gelmişti. Sevdiği fotoğraflar diye. Orada Mes'in fotoğrafı var. Hayvan o gün de hayatını kaybetmişti. Evet. Benim konu şu aslında. Ben söylemeyecektim. Fakat ailesinden şöyle bir şey gelince tabii bir anda kala kaldım. Yani biz yalan söylemek istemiyoruz dediler. Yani bağlantı yapıyor. Köpeği soruyor. Biz yalan söylemek istemiyoruz dediler. Evet. Bu şimdi bu söyleme sebebi oldu bir anda. Tamam söyleyelim dedik ama hani sonuçta Yılmaz Erdoğan biliyorsun zaten hem akrabası hem abisi hem evet. Hocası. Yani orada bir Yılmaz Erdoğan diye çok önemli bir isim var. Biz de Yılmaz'a sordum. Yılmaz dedim sen ne diyorsun diye. Ya bence söylersek dedi adamı kaybederiz dedi. Yani yarışmadaki enerjisi bozulur dedi. Evet. Ya belki fark ettim belki fark etmedim. Aycan yani aldığı tek bir haberden 20 gün oyun kazanamadı ya. Burası garip bir yer Cedi. Yani başka yere benzemiyor. Tek bir şey kafaya takıyorsun, 15 gün oyun kazanmıyorsun mesela. Ve aslında o müdahale doğruydu.
Ben dedim ki ailesiyle sen konuş o zaman. Hani bunu bildir oraya. Ailesi de bu konuyu bilsin. En azından mahcup olmayalım biz. Kimsenin ailesini de üzmek istemeyiz. Hani bir durum üzmek istemeyiz. Sonra Yılmaz sağ olsun tamam dedi. Söylemiyoruz dedi. Ve biz tam söyleyecekken vazgeçtik tabii bunun üzerine. Hı hı. Bence iyi de oldu yani. Yarışmada öğrenseydi Cedi iyi olmayacaktı ya. Hiçbirimiz için iyi olmayacaktı. Onun için iyi olmayacaktı. Ama ummadık bir sakatlık geçirdi tabii. Hani sakatlık da şöyle bir sakatlık. Yani diz sakatlığı dünyada sen çok iyi biliyorsun. Hani böyle ben bir kere ön çapraz kopardım. Bir kere menisküs oldum. Ya garip bir şey. Hiçbir şey yapamıyorsun. En basit diz olayından hiçbir şey yapamıyorsun. Tabii, duramıyorsun mesela. Yani koşarken duramıyorsun. Hani dizinde problem varsa koşarken ani duramıyorsun. Ani duramaman demek senin spor aktiviten sıfıra düştü demek. Tabii ki üzücü bir sakatlık oldu. Evet abi kesinlikle. Abi son sorum bu pandemiyle alakalı. Yani bu salgın döneminde Türk insanının yardımseverlik tarafı ön plana çıktı. Sen de işte gerekirse uçağımı dolmuş yapar, insanları taşırım demiştin. İşte bir yandan benim sponsorum olan Head & Shoulders da işte karantina döneminde hijyen malzemesi bağışladı. Ayrıca işte Ahbap Derneği'yle bu dönemde kapalı olan kuaförleri de aynı şekilde yardımcı oldular. Yani bu yardımlaşma sence, yani biliyorum biz hep öyleyiz zaten, millet olarak hep öyleyiz ama sen de bu yardımlaşma özelliğimizin ön plana çıktığını düşünüyor musun? Bir konuda çok üzgünüm. Yani gerçekten çok üzgünüm. Bunu kalpten söylüyorum. Ya öyle bir milletiz ki maalesef birbirimizi yiyoruz, yiyoruz, yiyoruz. Başımıza bir şey geliyor. Abi bir bütünleşiyoruz. Dünyada eşi benzeri yok. Ya ve ben her seferinde diyorum ki aklım almıyor abi. Aklım almıyor. Ya kulüpler bile birbiriyle hastalıkta birleşiyor abi. Sakatlık oluyor. Kulüpler bir anda bir bakıyorsun birbirine destek veriyor. Bir durum oluyor. Herkes kenetleniyor. Böyle öyle merhametli bir özelliğimiz var millet olarak. Hı hı. O kadar vicdanlıyız ki. Ve delireceğim bir gün ya. Biz niye bu modumuzu, bu duygularımızı ortada kriz yokken gösteremiyoruz abi? Niye bu ülkede evet. böyle tansiyon var? Niye bu kadar fikrini söyleyene öbürü bombalıyor, onu söyleyene öbürü hakaretler ediyor? Yani bugün gerçek anlamda söylüyorum. Türkiye'de yani açık yüreklikle fikrini söyleyen birisi, maalesef üzülerek söylüyorum, konu siyasi ya da futbolsa, hı hı. Yani, şu, yani doktorlar fazla mesaisi azaltılsın derslerden bahsetmiyorum. Yani kalkıp böyle futbolla ilgili konuşuyorsun. Ya da ne diyeyim sana, siyasetle ilgili konuşuyorsa anında böyle saldıran bir grup görüyoruz. Evet. Ve ülkedeki tansiyon artıyor, artıyor, artıyor. Fakat başımıza bir şey geliyor. Bir bakıyorum. Ya ben bir yardım gecesi yaptım. Bunu dünyadan herhangi birisine anlatma şansın yok. Sana şöyle söyleyeyim. 3 saatte 70 milyon topladık. Depremzede vatandaşlarımız için. Ha sana şöyle söyleyeyim. Abartısız söylüyorum. Daha büyük bir kriz olsaydı 500 milyon da toplardık. Daha büyük bir kriz olsaydı 5 milyar da toplardık. Bunu iliklerime kadar hissediyorum ya. Enerji geliyor böyle. Yardım edelim enerjisi geliyor bir anda. Biz bu güzellikleri bu dönemde değil, her zaman yaşayalım. Bütün temennim bu. Çok asil bir milletiz. Böyle hani bizim yaptığımızda böyle gerçek anlamda söylüyorum. Kimse kolay kolay yapamaz. Tabii ki. Böyle kimsenin eli cebine falan gitmiyor dedi yani. Dünyada sen şimdi Amerika'da falan onu verdi bunu verdi diyorsun da adamların sen servetlerine şöyle bir bak bakayım. Oradan ne çıkıyor? Öyle yani bu işlerde biraz hani Amerika'da bu işin bakış açısıyla Türkiye aynı şey değil. Bizde ekonomik şartları zor olan vatandaşlarımız her türlü durumda işin içine sonuna kadar giriyorlar. Ve zorluklarda olan kenetlenme özelliğimiz var. O yüzden açıkçası çok mutluyum hani böyle ülkede yaşamak için. Ama aynı zamanda üzgünüm. Niye biz bunu sürekli yapmıyoruz? Yani dediğin gibi abi temennimiz yani hepimiz umarım yani senin dediğin gibi sadece zor günlerde değil her gün bir birlik olup bir yumruk olup o şekilde hareket edersek zaten daha iyi yerlere geleceğimiz kesin millet olarak. Abi benim sorularım bu kadardı. İstersen senin sorularına geçebiliriz. Bu arada sonra 15 dakikamız kaldı. Sendeyim yani. Tamam. Tamam ben de iyi soru sorarım biliyorsun. Muhabir kanı var bende. Dinliyorum abi sendeyiz. Şimdi ilk sorum şu. İlk sorum şu.
burada kusura bakma çim biçiyorlar arkada da. Yok yok tamam. Artık onu durduramayız. Sen bir ekol yap. Adem durabiliyorsa dursun. Bir de para tut. İlk sorum şu. Çok yakında bir yarışma yapıyoruz. Bizim Survivor'cılarla. Anlat bakalım, seyrettin mi? Seyrettim abi, evet. Tabu oyunu değil mi? Anlat bakalım da. Anlat bakalım da. Tabu yani. Tabu da 10 yarışmacı da 10 tane eş aldı. 10 celebrity. Tamam. Şöyle anlatayım. Aldı derken biz vereceğiz. Ondan haberi yok da, hiç haberleri yok. Ha, öyle mi? Tamam. Evet. Aycan'a Emre Belezoğlu'nu vereceğiz. Tamam. Yasin'e Hadise'yi vereceğiz. Sonra Gupse var. Tamam, tabii ki. Onun dışında Sercan'a takım arkadaşı zamanında Burak Yılmaz var. Bil bakalım Barış için kimi düşünüyoruz? Beni mi düşünüyorsun? Bravo, abi? Eğer katılırsan çok sevinirim. Bunu kenara koy. Tamam abi. İkinciye geliyorum. İkinciye. Abi şey gibi yapıyorsun şu anda. Ödül oyunu gibi. Açıklıyorum. Açıklıyorum. Evet, karşında sonuçta bir sunucu var. Bunu unutma. İkinciye geliyorum. Potayı şaşırdı ya o gün. LeBron pası istedi. Kim şaşırdı potayı? Yanlış potaya gitti maçta. Sizin final maçı ya. NBA finali. Ha, J.R. Smith abi. J.R. Smith. Evet abi. Çok merak ediyorum. Sonra ne oldu? Vallahi sonra ne oldu? Ya şöyle abi, aslında evet tabii ki de yani ben biz... Olayı kısaca anlatayım. Son hücum, hücum yapmaları lazım. Aldı topu, rakip potaya doğru hücum yapmak yerine bir anda arka tarafa döndü. Süre de bitti. Evet. Ya orada şöyle, yani önde olduğumuzu düşünüyordu. Evet. Ve o yüzden de potadan uzaklaştı. Ya şimdi şöyle, maçın sonunda aslında ondan önce daha farklı pozisyon vardı. Bir hücum foul çalındı, sonra o hücum foul'ü iptal ettiler. Topu Golden State'e verdiler ve sonra basket foul oldu. Ve sonra maç uzatmaya gitti. Ya tabii ki de çok önemli bir pozisyondu J.R. Smith'in pozisyonu. Yani çünkü sonuçta rebound'ı alıp hani atabilirdi belki, bilmiyorum ama tabii hepimiz şaşırdık, şaşırmadık değil. Ama ondan önce tabii George Hill de bir tane foul kaçırdı. Mesela sistem etti mi? Hayır, LeBron sistem etti mi orada? Sistem etti mi LeBron? Yani şöyle söyleyeyim, bunu gerçekten söylüyorum yani, yalan yok. Onunla alakalı hiçbir şey söylemedi soyunma odasında. Sonra kendi aralarında hani herhangi bir konuşma oldu mu bilmiyorum. Sonra zaten soyunma odasında farklı şeyler oldu. O hücum foul'le alakalı böyle çok konuşuldu. Çünkü normalde yani değiştiremiyorlar. Sadece yuvarlağın içinde mi değil mi ona bakıyorlar. Eğer yuvarlağın dışındaysa hücum foul. Eğer içindeyse hücum foul'ü iptal edip topu Golden State'e vermeleri gerekiyordu ve dışındaydı LeBron. Ama onlar tamamen o kuralı hani böyle boş verip iptal etti. Peki NBA'de de böyle fahiş hatalar oluyor mu hakemlerde? Ya olabiliyor abi. Olabiliyor yani. Yeni soruma geliyorum. Kadın hakemler nasıl? Kadın hakemler nasıl? Güzel soru abi. Yani biraz farklı. Şimdi şöyle yani, ne bileyim, erkek hakemlerle konuşurken biraz daha agresif olabiliyorsun. Arada işte ağzından bazı kelimeler de... Bir tane soruşun var böyle. Soruşun var bir tane, o bayağı sert bir tip zaten. Evet. Ya şimdi onlarla biraz konuşurken tabii biraz daha böyle kibar konuşuyorsunuz. Çünkü işte erkek hakemlerle konuşurken bazen o sinirle arada böyle ağızdan farklı kelimeler çekip işte teknik foul alabiliyorsun. O yüzden biraz kadın hakemlere karşı tabii biraz daha sakin, daha kibar bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. 3-4 tane var galiba yanlış bilmiyorsam. Ama peki, fena yani yönetmiyorlar de, yani iyi yönetiyorlar. Ben de beğeniyorum aslında. Genelde iyiler yani. Hı-hı. Gözleri iyi süzüyor pozisyonları. Peki çirkin oyuncular var mı NBA'de böyle? Mesela çok gelip var satışıp var. İstediğin peki, kadar var abi. Peki taciz mi ediyorlar, tahrik mi ediyorlar, ne yapıyorlar? Abi tahrik genelde konuşma. Konuşma. Tabii. İşte mesela pet... Yakalıyor musun o konuşmaları mesela? Yakalıyorum tabii. Yakalıyorum tabii. Yani bana böyle çok fazla konuşan yok ama... mesela Patrick Beverley var abi, biliyorsun Clippers'ta oynuyor, inanılmaz bir savunmacı, herkese konuşuyor yani, bu kim olduğu önemli değil yani, LeBron'a da konuşuyor, işte ne bileyim sana da konuşuyor, bana da, herkese konuşuyor yani. Çünkü onun oyun tarzı o, kışkırtıyor, konuşuyor derken laf sokuyor değil mi, laf mı sokuyor böyle? tabi beni geçemezsin işte, senden daha iyi oyuncuyum, şöyleyim böyleyim, bu tarz şeyler çok var. İşte bazı oyuncular da o şekilde besleniyor. Mesela Patrick Beverley işte çok üst düzey bir savunmacı. İşte enerjiyle, çok yüksek bir enerjisi var.
ve o enerjisini işte böyle konuşarak seni yani mental olarak bitirmeye çalışıyor. Böyle oyuncu çok var tabii ki de. Peki yeni soruma geliyorum. Böyle ciğerin ağzına geldi oluyor mu böyle? Artık nefesin bitti dediğin oluyor mu? Yoksa hiç o seviyeye kadar çıkmıyor mu senin için fiziksel olarak? Oluyor. Şeyde genelde oluyor abi. Denver'da oluyor çünkü rakım çok yüksek. Evet. Denver'da inanılmaz yüksek. Zaten biliyorsunuz Aspen Dağları da var orada. O yüzden rakım çok yüksek. İlk birkaç dakika yani bu 1,5-2 dakika böyle bir git gel yapıyorsun abi bitiyorsun. Erzurum gibi. Bitiyorsun. Erzurum gibi. Evet. Bitiyorsun yani. Bir tek orada sıkıntı yaşıyoruz. Utah da fena değil. Orada da rakım yüksek. Bu iki yer. Onun haricinde zaten tempomuz çok fazla yoğun ve yüksek olduğu için vücut alışık oluyor. Yeni soruma geliyorum. Bu hocalar gelip ortada böyle bir toplantı yapıyorlar maçın ortasında. Evet. Böyle baş başa. Evet. Ama böyle sahanın ortasına gidiyorlar. Evet abi. O ne ayak abi? Ya orada taktik konuşuyorlar. İşte set çiziyorlar. İşte birbirine danışıyorlar. Hangi seti oynayalım? İşte oyuncu değişikliği yapacaksak, biri kötü oynuyorsa işte şunu mu denesek, bunu oyuna sokalım, işte şu seti oynayalım. O tarz konuşmalar yapıyorlar. Çünkü bir de molalar çok uzun. 2,5 dakika sürdüğü için. Hani hem orada konuşup işte bize geldiklerinde de işte 1,5 dakikaları falan oluyor. Orada da konuşuyorlar. Peki, öyle bir şey var. Hoca kalitesinin etkisi oluyor mu çok direkt böyle? Hoca kalitesinin etkisi oluyor mu? Oluyor yani tabii ki. Yani yüzde kaç etkiliyordur sence iyi bir koç takımı? Ya şöyle sonuçta... Koçun etkisi ne yani? Koçun etkisi ne? Koçun etkisi şu yani özellikle böyle kritik zamanlarda yapacağı işte savunma hamleleri ya da işte son zamanlarda son saniyelerde kuracağı ofens çok önemli yani. Ama onun haricinde sonuçta sahada oynayan hani biziz ve bize o rahatlığı veriyorlar zaten. Karışmıyorlar hiçbir şekilde. Ama dediğim gibi işte genelde bu savunma hamleleri işte ya da hücum hamleleri, son saniye hücumlar, savunmalar bunlar. Ki şöyle bir şey var yani her antrenör farklı bölgeyi çalışıyor. Kimisi hücum, kimisi savunma, kimisi zone offense, kimisi zone defense. Böyle farklı antrenörlerimiz var. Ya peki mesela yeni soruma geliyorum. Bu LeBron'u anlatıyor ya adam taktik mesela. LeBron'u anlatırken de sen yani LeBron'a sen de bunu yap deyip normal oyuncu muamelesi mi yapıyor? Yoksa LeBron kral gibi duruyor orada oturuyor da adam kendi başka bir şey mi anlatıyor? Ya LeBron'un tabii ki de çok farklı bir havası var abi ama o yani çok çok üst düzey bir profesyonel ve kesinlikle herhangi bir saygısızlığı olmuyor antrenörlere karşı. Yani bana anlatma git onlara anlat ben zaten bunu biliyorum demiyor. Çünkü her zaman böyle yani evet en üst seviyede şu anda ama her zaman böyle öğrenmeye açıkmış gibi duruyor. Hocayı LeBron değiştir dediler doğru mu? Hangi hocayı? David Blatt'i mi? Evet. Ya tabii şimdi çok fazla şey vardı. O konuyla alakalı çok fazla dedikodu vardı. Şimdi tabii özellikle LeBron hani kontrol ettiğini düşünüyor insanlar tabii ama yani onlar ben bilmiyorum işte takımda ben değildim zaten. Benim bir önceki senemdi o. Öyle dedikoduları ben de durdum tabii ama ne kadar doğru bilmiyorum. Bu molalarda mesela bir de şuna dikkat ediyorum. Ben böyle kimse can kulağıyla dinliyor gibi değil ya. Fena bir coolluk var basketçilerde orada. Rahat, hani böyle, rahat insanlar. Evet abi. Ona çok inanamıyorum rahat. Mesela. Hoca anlatıyor mesela böyle bir grup zaten seyirciye bakar devamlı. Yani o yedekler böyle mutlaka seyirciyle bakıp göz göze geliyorlar böyle bir şekilde. Yani ilk beş orada o sıradaki beşli dinliyor ama onların dinlemesinde böyle bir garip bir rahat buluyorum. Evet ya çok rahat. Tarz mı? Tarz. Sadece tarz abi. Yani her takımda öyle. Biraz daha çok yani buradaki oyuncular çok daha rahat. Çünkü onlar ön planda işte her zaman oyuncular ilk sonra antrenörler. Böyle biraz çok farklı bir cool hava var evet doğru ama bir yandan tabii dinliyoruz yani. Her ne kadar böyle uzaktan olsak da dinliyoruz. Başka bir soru soracağım ya bunu sormayayım. Bunun İngilizce tercümesi olur. Sen soru yaşarsın. Yani Miami Heat'le ilgili senin geleceğin falan filan ilgili soru soracaktın da onu telefonda sorarız. Onunla telefonda abi konuşuruz. Bunlar çok karışık konular. Evet bunlar hassas konular. Bir anda bunun alt yazısı gelir, tercümesi gelir filan. Bu soruyu sorup da seni zorduğumu düşünmeyeyim. Cleveland'ın ne kadar sevdiğini, oradan ne kadar mutlu olduğunu biliyorum. O yüzden evet. Bu konuyu sormayacağım. Teşekkürler. Peki başka bir soru daha var. Bu 2 günde bir maç oluyor var ya. Bir kere 1 günde bir maça indirdiler. İnsani bir durum değil bu yani. Bunu niye zorluyorlar bu kadar? Neyi abi? 2 günde bir maç oynamayı mı? Hayır. Salı günü oynayıp çarşamba da oynamaya başladınız. O artık hep vardı ya. O hep vardı. Arada işte öyle şeyde evet. Koyuyorlar. Şimdi maç fazlalığından dolayı. Maçlar. Evet. Maçlar azalacak diye bir dedikodu var değil mi? 70 ile 77 arası girip geliyorlarmış galiba. Aralıkta da başlayacak yüksek ihtimalle gelecek sezon.
Bakacağız. Biz de bekliyoruz hala ne olacak. Sezon devam eder mi etmez mi bilmiyoruz kaç ama. Kaç dakikam kaldı? Kaç dakikam kaldı? Son 5 dakikamız var. Tamam. Cleveland'daki hava nasıl? Böyle girdiğin zaman restoranda falan? İnsanlar tanıyor abi. Burada gerçekten çok seviliyorum yani. Burada sağ olsunlar çok güzel sevgi ve saygı gösteriyorlar bana. Evet yani ben onu orada olduğum için, gittiğim için de bizzat da gördüm. O yüzden bu konuda çok da mutluyum, gururluyum yani. Teşekkür ederim. Gerçekten gurur duyuyorum. Ben şimdi Türkiye'deyken de senin maçlarının %70'ini falan seyrettim. Bu sezon tam NBA'ye adadım kendimi. NBA bitti ya. NBA bitti. Böyle sorulamaz. Ya Furkan'la falan maçtan sonra konuşuyoruz. Türkiye saati 6.30 yanlış anlama. Furkan abi nasıl seyrettin sen diyor. Furkan'ım dedim sen atmaya başladın. Biz de kaldık ekran başında. Ne yapacağız dedim. Ölüyor gülmekten. Yani senin maçları seyrettim. Furkan'ı seyrettim. Sonra bir anda Miami zaten hepsini seyrettim. Maçlar bitti yani. Vallahi inşallah dediğim gibi yani inşallah en azından hızlı bir şekilde bir çözüme varırız. Yani bu devam ederiz. Ne oldu sizden? Etmeyiz. Çözüm haberi geldi mi? Çözüm haberi geldi yok, mi? Yok bekliyoruz. Haziran diyorlar. Haziran'da belli olacak diyorlar. Bakalım. Tahmin et desem ne dersin? Ya bence oynanmayacak. Benim tahminim bence oynanmayacak. Ya da oynanacaksa sadece playoff oynayacaklar bence. Bana göre Temmuz'da playoff yakışır size ya. Bize? Ya size de kaçsınız. Ya bu çok iyiydi. Hayır. NBA dünyasında. Ha NBA dünyasında. Tabii belli olmaz. Biz seninle Çeşme'de beraberiz. Biz seninle Çeşme'de beraberiz. Onu biliyorum. Öyle abi yani. Bizlik bir durum yok. En azından Bu sene için yok. Peki takımı mesela şunu çözemiyorum kardeşim. Onu anlat bana ya. Bu draft son 3 dakikamız kaldı abi. Bu arada kapanacak. Tam 3 dakikada bana draftı anlat. Bir sene sonranın draftın sistemini biliyor musun? Yoksa senin de bilemediğin garip bir sistem mi dönüyor orada? Ya şöyle abi. Bütün herkes bir odaya toplanıp oradan... Sıralama. Kim abi seçiyor önce? Neye göre seçiyor? Abi takımın kötü gidişatına göre diyeceğim ama geçen sene mesela New Orleans'a verdiler. Mesela biz Atlanta bir de New York en kötü şey bizdeydi. Ama mesela... Galiba oyuncu verirken draft hakkında arada veriyorlar. Ondan olabilir mi? Evet. Yani olabilir tabii. Bilmiyorum. Sonuçta ben de şaşırdım. Bu sene hani bir numara biz oluruz diye düşünüyordum ama öyle olmadı mesela. O yüzden çok farklı şeyler var orada. Ben de bilmiyorum nasıl yapıyorlar, nasıl ilerliyor bunlar yani. Tamam. Şey yaparız. Artık ben toparlayayım. Tamam abi. Abi yayına katıldığın için çok çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok mutlu ettin. Abi izleyicilerimize son bir sözüm varsa eğer onu da alalım sonra da kapatacağız. Yani ben bütün seyircilerimize vereceğim mesaj şu. Çok örnek bir sporcuyla canlı yayın yaptım şu anda. Benim için örnek şu demek. Allah vergisi yetenekler hepimizde olabilir. Futbolda da basketbolda da ben bunları çok görüyorum. Fakat mühim olan bunu düzgün bir karakterle, düzgün bir duruşla birleştirebilmektir. Zaten böyle sporcular her zaman efsane olur. Cedi Osman da bana göre bu yolda çok emin adımlarla gidiyor. Ben gerçek anlamda söylüyorum, bütün kalbimle söylüyorum. Böyle başarıları elde edip, NBA'de oynayıp, bu kadar da güzel kalbi olan bir insanı tanımak ve böyle biri olduğunu da görmek hayatla ilgili bana umut veriyor. Hem sen teşekkür hem Furkan. İkinize de bayılıyorum. Furkan'la da Miami'de yemek yedik geçenlerde. Çok da sevdim kendisini. Yani bu verdiğiniz mesajlar bence iyiler kazanır mesajı. O yüzden bunun değeri paha biçilmez. Yani bizim vermemiz gereken mesaj, yani mesleğinde başarılı olan insanların vermesi gereken mesaj, iyiler kazanır. Çünkü dünyada bir şeyleri değiştirmek istiyorsak örnek olarak bunları koyacağız ki insanlar da kafalarında hep iyi olmayı koysunlar. Buradan seni çok sevdiğimi ve desteklediğimi bir kez daha belirterek söz sana veriyorum. Teşekkür ederim abi. Tekrardan o güzel sözler için çok teşekkür ederim. Ben de seni seviyorum abi. İyi ki varsın. Bu arada programda tekrardan başarılar dilerim. Akşam yine yani burada akşam tekrar şeyi izleyeceğim. Survivor'ı izleyeceğim. Kendine çok dikkat et abi. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Görüşmek üzere. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Haftaya çarşamba görüşürüz. İyi akşamlar.